Günaydın ballar. Ne yapıyorsunuz? Biz değil ben. Bugüne sabahın 4.30'da başladığım yetmezmiş gibi. Şimdi kalktım. Anatoly'yi doyurdum. Kendim için yumurtalarımı haşlarken bir yandan da yerleri siliyorum. Anatoly iyice artık yerde zaman geçirir olmaya başladı. O yüzden ne yazık ki kesinlikle bunu ne yazık ki olarak söylüyorum. Her gün yerleri temizlemek zorunda kalacağım. Her gün süpüreceğim. Bir gün normal Vileda ile temizlerim. Bir gün de çünkü bu çok derinlemesine temizlik yapmıyor ama her gün dediğim gibi bunu bu işlemi her gün yapacağım için yetecektir diye tahmin ediyorum. Bir gün bununla yerleri sileceğim. Bir gün de normal Vileda ile diye tahmin ediyorum. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Umarım sizin gününüz iyi geçiyordur. Angels. Çamp. Ah çok yaşa anneciğim. Hadi okuyalım kitabımızı. Çamp. Kız kiliyordu yaz önce zille. Çamp Anatolia. Çampidi çampara. Oh boy. Bu ağlama öncesi gülüşü ben size söyleyeyim. Beni kucağına al diyor. Ama bu yaşanmayacak değil mi anneciğim? Annenin çok işi var sevgilim. Bak daha videomuzu yüklemedik. Videomuzu yükleyelim. Ondan sonra alacağım kucağıma söz. Hello. Uyuyor muydun sen? Sen uykulardan mı uyandın? Hello. Anatoly uyurken bendeniz biraz sırtım için, omuzlarım için, kollarım için egzersiz yaptım. Tam şimdi alt bel için egzersiz bakarken minik canavar uyandı. Ne bacuk? Bakalım yapmaya çalışacağım. İzin verirse hanımefendi. Şşt. Çiki. Angels. Şu an umurunda değilim. 5 dakika yapabilirim bence. Hi. Hello. Anneciğim. Sevgilim. Dünyam. Yerde oturuyorum şu havlunun üstünde. Ay belim bakanım koptu. Kendime stretch yapmak için şunu kullanıyordum. Bornozun ipi. Minimu. Minimu. Çok güzelsin. Geri nereye gidiyorsun? Şu yastıkları böyle koymazsam uçacak aşağı. Hatta şu an uçmaya yaklaşıyor. Ben gideyim. Çok yaşa anneciğim. Geri gidiyor bizimki. Evet. Antalya'nın altına kesin bir şey sürmem lazım. Ama deminden beri yaptığını görmeniz lazım. Resmen itiyor kendini ayaklarıyla. Görüyor musunuz şu sallanmayı? Anneciğim! Koltuklarımı batırır mı öldürürüm seni? Ama sallanmaya devam. Aferin. Bu arada koltuktaki kumuk lekesini sildim. Ve çıktı. O yüzden şunların da çıkacağını düşünüyorum. Annesi makyajlarıyla oynuyor. Bir yandan da girmeye çalışıyor benim kızı. Aman emeklemeye çalışıyor benim kızıcığım. Ballar. Bir de Natalya ve Charlie. Ne yapıyorsunuz? Ay gözlerimden uyku akıyor. Bayılacağım. Bu çocuk beni bayıltacak bugün. Biz alışverişe geldik. Sen süs. Troll. Defol. Sen defol Charlie. You're so mean. Ay göz altı koşturum. What? Defol and süs. Ay you should be so proud of yourself. Bunlar benim sözlerim diyor. Defol ve süs onun laflarım hiç. Dedim gurur duy kendinle. Aman ağzına iyi bir laf çıkmasın. Her neyse alışveriş. My signature phrases. Uy yavrum benim. Alışverişe geldik. Hiçbir şey yok. Yani resmen dolapta hiçbir şey yok. Bir şeyler almamız lazım. Ondan sonra eve gideceğiz alışverişimizi yaptıktan sonra. Böyle yani size ne anlatayım bilemedim. Gözüm de arkada sürekli. Size ne anlatayım bilemedim. Böyle içeriği gösteririm. Aldıklarımızı gösteririm. Eğer çok şey alırsak bilmiyorum alacak mıyız. Belki alışveriş videosu yapabilirim. Ya da yapmayabilirim. Ayrı yayınlayabilirim. Bilmiyorum. Bakacağız. İçeri bir gidelim. Bakacağız. Korkunç sıcak bu arada. Aptallaştırma dediğimi bilmiyorum. Shopping cart cover. İlk defa deneyeceğiz bunu. Bakalım nasıl? Sevecek mi Çiki Poo? Artık normal biliyorsun şöyle yatırıyorduk. Artık onun için fazla büyük. Sığmıyor boydan. Şimdi bunu deneyeceğiz. Sanki içinde bunun için biraz fazla küçük olacakmış gibi bir his var ama. Her şeyin bir iki vardı. Her şeyin bir iki vardı. Çiki'nin yeni bir maceraya hazır mısın? Çok heyecanlı olacak anneciğim.
Yaşasın. Yaşasın. Suyunu koymuştum arkaya ama babası suyunu almayı tercih ettirdim. Hadi bakalım. Okay. Ballar, eve geldik. Koltuğun üstüne bir çarşaf serdim ve bunları buraya attım. Zira mutfakta şu an hummalı bir çalışma var Charlie tarafından. Bunları size hızlı hızlı göstereceğim ve neler aldığımı görmüş olacaksınız. Anatolia'ya su aldık. Mama verdiğimiz zamanlar için ya da içsin diye su verdiğim zamanlar için. Şimdi bu alışverişin altında yatan bazı şeyleri anlatacağım. Tabii ki birincisi alışveriş yapmaya ihtiyacımız var. Evde yemek bitmişti. Son zamanlarda, son 2 haftadır, 2-3 haftadır böyle sürekli özellikle Instagram hesaplarında işte sağlıklı beslenme hesaplarını takip etmeye çalışıyorum. Ya da işte aldığımız ürünlerin hangileri organik olmalı, biliyorsunuz Anatolia'ya hep organik almaya çalışıyoruz. Fakat kendimiz için buna dikkat etmiyorduk. Fakat kendimiz için de dikkat etmek istiyorum. Zira içim rahat değildi. Fakat bütçeyi de zorlayan bir şey. Her neyse. İnternette böyle birkaç haftadır araştırıyordum. Instagram hesaplarından vesaire de bakarak. Ve böyle birkaç bir şey aldım. Bazıları organik, bazıları değil. Olanları söyleyeceğim. 3 tane elma, onlar organik. 3 tane avokado. Avokado organik almanız gerekmeyen besinlerden bir tanesi diye internetten araştırma sonucu buldum. 3 tane büyük avokado aldım. Ben çok seviyorum avokado, biliyorsunuz. Kıvırcık organik değil, limon organik değil. Brokoli organik. Küçük aldım çünkü evde bir bu kadar daha brokolim var. Boşa gitsin istemiyorum açıkçası. Yeşil soğan organik değil. Yumurta. Yumurta ve özellikle tavuk, yani tavuk ürünleri ve yumurta organik olması çok önemli. Çünkü çok fazla, yani çok önemli diye okudum bir kişiye bu konuşmayı. İçeriğinde çok fazla hormon vesaire bulunduğu için bunların organik olması önemli diye okumuştum. Nitekim o şekilde aldım. Nerede kalmıştım? Ne diyordum? Unuttum. Tamamen unuttum. Yumurta. Yani yumurtaların organik ya da organik olmasa bile hormonsuz, antibiyotiksiz olması çok önemli. Ben de, yalnız çok pahalı burada en azından. Türkiye'de nasıl bilmiyorum. Köy yumurtası falan alabiliyorsanız onlar tabii ki çok daha iyidir içerik açısından. Burada öyle bir şansımız olmadığı için bunları aldım. $8, 18 tanesi. Bence oldukça pahalı. Certified Humane diyor. Sözde işte güya işkence görmediler vesaire vesaire. İçinde hormon yok. Ve tavuklar tamamen organik ve vejeteryan beslenmişler. Ümit ediyorum iyidir. Bu markaya çok güvenmeli miyim bilmiyorum. İçinizde Amerika'da yaşayan ve bu hususlara dikkat eden varsa bana söylesin. Sanki çünkü organik ürünlerin bu Wons diye bizim gittiğimiz alışveriş yaptığımız yerde satılıyor ve sanki bir tık daha ucuzu ya da çok fazla organik marka var. Karar veremiyorum. Her neyse, fikriniz varsa söylerseniz çok sevinirim. Brokoli gösterdim. Et. Ne bu? %99 yağsız, kemiksiz, derisiz tavuk göğsü. Ben göğüs sevmiyorum. Bu Charlie için. Bu da organik, hormonsuz, cırtçık değil. Nereden baksanız $10 ve toplasanız 500 gram. Yani yarım kilo tavuk $10. İşte organik almak istiyoruz da bayağı pahalı. Turp aldım kendime. Canım bayağıdır turp istiyordu. Bir adet Hindistan cevizi aldım. Ben Hindistan cevizi nasıl yenir hiç bilmiyorum. Hep bu Instagram hesaplarından gaza gelmem sonucu işte suyu çok iyiymiş vesaire vesaire Hindistan cevizi aldım. Bakalım beğenecek miyim? İnsan cevizi ile ilgili şöyle ye, böyle ye, suyunu şöyle yap, böyle yap tarzı tavsiyeleriniz varsa açayım arkadaşlar. Mor soğan. Kırmızı soğan diye mi geçiyor? Mor diye mi geçiyor? Şu renkli soğanlar. Munster peynir. Hindi pastırması çok seviyorum biliyorsunuz. Turşu. Bu turşuyu biz ton balığı salatası yapıyor Charlie. Onu da kullanıyoruz. Bir adet iced tea, buzlu çay. Sonra free range, sözde organik gene kemiksiz, derisiz chicken thighs. Yani tavuk budu. Ben $6'da %30 indirimle aldım. Herhalde tarihi geçmeye yakın. O yüzden hemen bunu pişirmem ya da buzluğa koymam gerekiyor. Evet, şimdi buzluğa koyacağım. Sonra yine grass fed, sözde. Bunu tamamen çıkartsam mıydım poşetlerine? Bir dakika bunu çıkarayım. Ay ağzı bağlıymış. Neyse bir dahakine isterseniz poşetlerinden çıkararak yaparım. Sadece 15 yağlı. Kıyma şey köfte. Bunlar 4 tane köfte. Grass fed, yani işte antibiyotiksiz vesaire yemle değil de çimenle beslenmiş Angus etinden yapılma.
Daha sonra bulaşık süngeri, bulaşık süngerine ihtiyacımız vardı. Plastik değil, kağıt tabak. Kerrygold markasının batırı. Margarini. Margarin mi derler? Tereyağı diyelim. Batır dedikleri tereyağı oluyor sanırım. Şimdi normalde biz bunun 3 katı boyunda 1 dolara satılan bir şey kullanıyoruz. Fakat bunun çok iyi olduğunu birkaç ayrı kişiden duydum. Tavsiye üzerine aldım. Özellikle Anatolia'ya yumurta vesaire yaptığım zaman vermek istiyorum. Gene burada çimenle beslenmiş, antibiyotiksiz, hormonsuz beslenmiş ineklerden yapılma. Ve 5 dolardı bu. Kaç grammış? 227 gramı 5 dolar. Yani o da en azından. Şimdi ben bunlara pahalı diyorum bu arada. Ben bizim ailemizin standartlarına göre konuşuyorum. Sizin için ucuzdur, pahalıdır bilemem ama benim standartlarıma göre bunlar çok ucuz değil ama dediğim gibi biraz daha dikkat etmeye çalışacağız. Yeşil zeytin gene ton balığı salatasına koymak için. 5 tane organik domates 5 dolardı bu. 4 tane muz, bunlar organik değil. Ve organik havuçlar. Ve sanırım bu kadar. Tüm bu alışverişin toplamında 4 tane de diyet kola var. Çerli aldı kendine 2'şer litrelik. Onu koymayı unutmuşum. Tüm hepsi kolalar dahil 80 dolar tuttu arkadaşlar bu alışverişin. Böyle fiyat genelde soruyorsunuz diye söylüyorum. Alışverişimiz bu şekilde. Sen neyi sırıtıyorsun kendi kendine? Neye sırıtıyorsun? Anlat. Anlat, anlat, anlat. Çok mu tatlı? Sırsın mı annecik? Burnumun üstünü görüyor musunuz? Anatolia Hanım'ın tırnakları. Az önce bir tane şurayı tırnakladı. Hiç hoş hareketler değil yalnız, biliyor musun? Ben hiç hoşlanmıyorum böyle hareketlerden. Bunu da biliyor muydun? Bunu teşekkür. Bir şeye yara. Çok güzel burnunu kaşındı annenin. Teşekkür ederim. Dünyam. Keyfin yerinde mi sevgilim? Aşkım. Kıymetlim. Yumuşakçam. Alışverişimizi ettik. Yerleştirdim. Sizlere çektim o parçayı. Muhtemelen bu vlogla beraber. Vlog ile. Amerikalılar gibi. Bu vlog ile. Ouch. Benim üstüne oturuyorsun. Beraber yayınlayacağım. Şimdi bu minik tolyeyi duyurmaya çalışıyorum. Sonra yatacağız biz. Tamam, saat olmuş. 9.48 artık uyumak ister değil mi? Ama şam şeytanı gibi gözlerde hiç uyuyacak bir şey yok. Bugün söyleyeyim mi size bilmiyorum. Kollarım için, sırtım, üst ve alt sırtım için hareketler yaptım, boynum için. Onları her gün yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Çünkü işte zorlanıyorum ve dikkat etmem lazım. Böyle. Bizden sanırım bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yavaş yavaş uyku moduna girelim biz. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.